Merhabalar değerli izleyiciler. Kur'an'ın öğrettiği kavramlar kısa adıyla KÖK programıyla yine karşınızdayız. Öncelikle küçük bir ara verdik. Birkaç haftalık elimizde olmayan şekilde bir teknik aksaklıkla boğuşmak zorunda kaldık. Bunun için kusura bakmayın ama nihayet her şey yoluna girdi. Devam ediyoruz. Rabbimize şükür ederek tekrar bu sezona bir başlangıç daha yapalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyiciler biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde nesih kavramını incelemiştik ve Kur'an'ın bu kavrama verdiği anlamı Kur'an'dan öğrenmeye çalışmıştık. Ve bu esnada da kavramın geçtiği en önemli ayetlerden bir tanesi olan Hac suresinin 52. ayetinde okuma yaparken orada bir farklı bir kavrama daha değinmiştik ve bunun üzerinde durmak gerektiğini de hatta söylemiştik ya da düşünmüştük. Ümmiye kavramı yine bu ayette geçen ve Kur'an'ın birçok yerinde geçen kavramlardan bir tanesi. Bugün bu kavramı ele almaya çalışacağız. Bu vesileyle Hac suresinin 52. ayetini ve geçen programda olduğu gibi ilişkilendirdiğimiz gibi o ayetin tasdikle ilişkisini ve nesih ifadesiyle orada yine ne mana ne ifade edildiğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Değerli hocam Fatih Orum'la birlikte. Hocam, ümniye kavramı ilginç bir kavram. Evet. Bizim de hatta ilk kez öğrendiğimiz diyebiliriz bir kavram. Bu kelimeye arzu etmek, istemek gibi anlamlar veriliyor meallerde. Hatta Türkçemizde temenni kelimesi, temenni formunda bu kökten kelime kullanılıyor. Aynı Kur'an'da da geçtiği Evet. gibi. Buyurun hocam. Evet öyle. Genelde istemek, arzu etmek, dilemek anlamı veriliyor. Bu kelimenin geçtiği ayetlerin meallerinde ama tabii bu bizim problemimizi çözmüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de istemek, arzu etmek, dilemek anlamı verilen başka kökten kelimeler de var. Evet. Mesela işte Ved de var mesela. vet de var, erade var, Evet. seeleyine istemek, sormak anlamında. Mesela veselullaha min fadli, Allah'ın fazlından isteyin, talep Evet. edin şeklinde ifade. Şa'e var istemek. Şikâ var, iptiga var yine Evet. aynı şekilde. Bütün bu kelimelerin geçtiği ayetlerin meallerine bakıldığında hepsinde istemek, talep etmek, arzu etmek anlamı veriliyor ama her zaman söylüyoruz yani Kur'an-ı Kerim'de kökü farklı olan bütün kelimelerin diğerinde olmayan mutlaka bir alameti farikası olması gerekiyor ki ayetlerin meallerini hazırlarken buna dikkat etmek gerekir. Genel itibariyle bu kelimenin Evet. nakıs bir fiil. Bu anlam veriliyor. Tek bir ayet galiba dışında o da Hac suresinin 52. ayeti ki orada çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız ki bizim zaten bu programda sürekli altını çizdiğimiz meselenin çok böyle mücessem haliyle karşı karşıyayız. Orada izâ Evet. temennâ ifadesi için işte sen Kur'an'ı okuduğunda tilavet ettiğinde şeklinde bir anlam veriliyor. Hatta bununla alakalı Sözlüğe girmiş ve de bu sözlüğe mesela. girmiş yani hem de alelade sözlükleri değil yani bizim ve bu konuda ciddi araştırma yapmak isteyen herkesin başucu kitaplarından olan temel kaynaklardan işte Kitabül Ayn veya da Makayisü'l-Lüga isimli sözlükler ki bunlar en eski ve sağlam bildiğimiz sözlüklerdir. Oysa oraya baktığımızda bu temenna kelimesiyle alakalı olarak bunun kara'e ve tela yani işte okumak, tilavet etmek anlamına geldiğini söyledikten sonra asıl ilginç olan orası bunu delillendirmek için de Hac suresinin 52. ayetindeki o ifadeyi veriyor. Bu işte bir ayete verilen yanlış anlamın daha sonra sadece o ayeti anlamanın önünde engel teşkil etmesinin yanı sıra sözlüklere de o kelimenin anlamı olarak girecek ve sonraki nesiller ha bu kelime bu anlama da geliyormuş diyerek bu defa onu tepe tepe Evet, kullanacak. aynen Ki bu öyle. çok tehlikeli bir durum işte. Yani zaten burada hep söylediğimiz sözlükler aslında Kur'an üzerinde yapılan çalışmalarda ya ancak yardımcı kaynak olabilirler, ikinci derecede kaynak olabilirler. İfadelerimizin sebebi de bu. Çünkü bir ayeti bir dönem birileri yanlış anlar, onu veya kendince tefsir eder.
Sonra o tefsirde o kelimeye, herhangi bir kelimeye verdiği anlam o kelimenin anlamlarından biri olarak sözlüğe girer. Ama Rabbimiz acaba o anlamda kullanıyor mu? Bu kelime çünkü birçok yerde kullanılıyor, kullanılırken diğer hepsinde istemek sadece bir yerde okumak anlamına geliyor olması dilin mantığına da aykırı. Yani böyle bir kullanım hangi dilde olabilir herhangi bir kelime için? Dolayısıyla yani bu çalışmamızın anlamı da belki biraz daha önemli de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Evet. Rabbimizden yani Kur'an'dan, Kur'an'ın kavramlarını bizzat Kur'an'dan öğrenmenin önemi ortaya çıkmış oluyor. Bu meallerdeki durum, öte taraftan Arapça sözlüklere yine baktığımızda bu kelime ile alakalı, mena fiili ile alakalı merkeze oturttukları anlam genelinde şey takdir etmek, ölçüsünü belirlemek anlamında evet, kadera bu kelimeyi çıkıyor. O da yine Kur'an'daki bir kullanımından dolayı değil mi hocam? Meni kelimesinin buradan gelmiş olmasından kaynaklanıyor. O vesileyle işte bunun ölçüsünü koymak, takdir etmek şeklinde söyleniyor. Ama biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de ölçüyü koyma anlamında sizin de işte söylediğiniz kadera kelimesi dururken bu kelime yokmuşçasına davranıp mena fiilinin altına bunu yerleştirmek, bu da yanlış bir şey. Evet. Şimdi ama kelime de gerçekten ilginç. Yani Kur'an'da birbirinden sanki çok farklı şeylermiş gibi duran iki birkaç farklı şeye isim olmuş veya işte fiil olarak kullanılmış. Mesela bir insana bugün Türkçe'de söylediğiniz zaman temenni etmekle meni kelimesinin aynı kökten olduğunu söylediğiniz zaman hakikaten bilmeyen birisi gerçekten de duruyor. Ya ne alaka? Ya, hakikaten hatta öyle bilen biri bile yani ne ilgisi var bu ikisinin? Nasıl bir ilişkisi var diyorsun. Aynen öyle yani. Temenni etmek denildiğinde insanların aklına bir anlam, bir kavram, bir tasavvur oluşacaktır ama mesela aynı kökten sperm anlamında meni kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de bu geçiyor ki bizim genelde fıkıh külliyatında da bu geçer. Sperm anlamında kullanılan meni kelimesiyle bu kelime arasında nasıl bir ilişki olabilir? İşte bu işin zor kısmı. Evet. O yüzden de yani aslında kelime ilk başta hemen heyecanlandıran, Allah Allah bu nasıl olabilir diye insanı çalışmaya iten bir ilginç bir yanı var. Şimdi hocam bu meneye kökünden kelimeler Kur'an'da 22 defa yer alıyor. Bunlardan 6 tanesi isim ümniye şeklinde işte çoğulu tekili vesaire. Bir tanesi meni şeklinde geçiyor az evvel söylediğimiz gibi. 3 tane de fiil şeyi var. Kullanımı var sülasi mücerret olarak. 2 tane tef'il babında, 3 tane if'al babında, 6 tane de tefaül babında kullanımları. Bunlar da fiil kullanımları. Şimdi az evvel söyledik. Türkçemizde de temenni etmek ifadesini kullanıyoruz. Bu kelimenin anlamını biz Kur'an'dan nasıl bulabiliriz dediğimizde kelimenin geçtiği ayetlere baktığımızda Rabbimiz aslında güzel bir tarif yapıyor. Ben ilk olarak hocam bu Bakara suresinin 78. ayetiyle şey yaptım ama sizin daha çok diyeceğiniz bir şey varsa. Olabilir. Şimdi Rabbimiz burada 78. ayette bu kelimeyi kullanıyor. Ve minhum ümmiyune la ya'lemun el kitabe illa emaniye şeklinde. Emaniye dediği emani ümniyenin çoğulu. Ümniyeler yani. İlla emaniye ve inhum illa yazunun. Yani şöyle buyuruyor Rabbimiz. Onların içlerinde ümmiler vardır. Yani işte kitap bilgisi olmayan kişiler diye çeviriyoruz ümmiyi de. La ya'lemun el kitab. Rabbimiz burada kitabı bilmediklerini zaten söylüyor. Peki onun yerine illa ancak emaniye yani ümniyeleri vardır. Kitap değil de bir takım ümniyelere sahiptirler bilgi anlamında. Evet. Ya da belki kaynak, dayanak anlamında onların dayandıkları şey kitap değil bir takım ümniyelerdir. Peki ne o ümniye? Ve inhum illa yazunnun. Yani bu adamlar bunun kitaptan olduğunu zannediyorlar. Kafalarında bir düşünce var. O düşünceyi Allah'ın kitabının yerine koymuşlar. Bir tür cahilliğin bir diğer şekli diyebiliriz belki hocam. Hatta çok ilginç, bilmiyorum tabii ilişki kurulabilir mi? Bu ayetten bir iki ayet sonra وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَ ifadesi geçiyor. İşte bu da bir düşünce sadece. Adamlar İddia. Diyorlar ki bize ateş dokunsa sayılı birkaç gün dokunur. Yani
kafasında oluşturduğu şey bu ve muhtemelen bu beklenti içerisinde. Tabii tabii beklenti bu. Devamını da Allah-u Teala öyle bir şey olmayacak. Yani ben böyle bir söz vermedim. Verseydim bu sözümü yerine getirirdim ama bunlar bilmedikleri şeyleri söylüyorlar. Ha, işte bilmedikleri şeyleri söyleme ya da bunu bir dini temel olarak almaya Rabbimiz ümniyet. Ümniye. Yani daha doğrusu biz bu ayetten ve biraz sonra okuyacağımız ayetlerden görüyoruz ki ümniye dediğimiz şey temeli bir zanna, bir düşünceye dayalı olan, yani net bir bilgiye dayalı olmayan, sizin zihninizde oluşturduğunuz veya bir yerlerden duyduğunuz bir şey olan bir arzu, bir istek, bir beklenti belki diyerek tarif evet, edebiliriz. Evet, doğru. Yani tümden yanlış, olumsuz bir yönü de yok açıkçası. Tabii. Yani, yanlışlayamıyoruz ama doğrulayamıyoruz. Evet, sadece düşünce. Yani gerçekleşebilir mi? Olabilir de. Tabii. Yani eğer hani bu kafadaki kurduğunuz şey kurgu doğruysa olabilir. Ama hani Kur'an-ı Kerim'deki genel şey, genel ton olumsuzlanıyor hep. Evet, evet. Şimdi mesela bu anlam, verdiğimiz bu anlam doğru mu? Şimdi zaten ayetin sonunda inhumillah yazılımın dediği için Rabbimiz orada zanna dayalı bir bilginin olduğunu anlıyoruz biz emaniyeni ya da ümniyeni. Fakat acaba bunun zanna dayalı olmayanı da var mı falan diye baktığımızda Kur'an'daki kullanımlarının tamamının Bakara 78'deki anlamı destekler şekilde geçtiğini görüyoruz. Mesela işte Cuma suresi. Kul ya eyyühellezine hadu. İn zaamtum ifadesi evet, hocam. Bu biraz önceki zan burada zame yani iddia. İn zaamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûninnâs. Yani diyor ki Rabbimiz ey de ki ey Yahudiler eğer siz diğer insanlardan önce Allah'ın siz Allah'ın evliyası, Allah'ın yakın kulları olduğunuzu iddia ediyorsanız öyle değil mi hocam? Evet, evet, tabii tabii öyle. Fetemennevülmevt. O halde ne yapmanız lazım? Ölümü temenni etmeniz lazım. Bak, temenni ifadesi ümniyenin aslında fiil hali. Ölümü temenni etmeniz lazım buyuruyor Rabbimiz. İn küntüm sadıkin. Eğer doğru sözlüyseniz, doğru söylüyorsanız. Yani öncesinde bir iddia, yine bir zanna dayalı bir ümniye var bu adamlarda. Yani bir düşünce var. Eğer bu düşünceye sahipseniz yapmanız gereken temenni ölümü istemek olur. Eğer siz ya yani böyle bir beklenti içerisine girmeniz lazım. Madem bu kadar iddianız tutarlı demiş oluyor Rabbimiz. Evet yani aynen buradaki gibi mesela şeyde de var. Bakara suresinin 94. Evet. ayetinde de kul inkânet leküm darul âhiretü indallâhi hâlisaten min dûninnâs. Yani insanların değil de tamamen size has kılındığını ahiretine eğer böyle bir düşünceniz varsa yani ötede cennet bizimdir. Bugün de Müslümanlık gereğini yani kelime-i şehadeti getirdiysen ne kadar cennet günaha girersen gir eninde sonunda oradasın gibi bir şey var. Şimdi aynı ifadeyi Allah-u Teala Kur'an'ın indiği dönemde bir takım insanlar için kullanıyor. Eğer böyle bir esasında bu bir ümniye. Evet. Böyle bir düşünceye sahipseniz fetemenne bil mevte. Evet. İn küntüm sadıkın cumada da aynısı. Aynı ölümü şey. Temenni edin. İyi de şimdi Allah-u Teala bir kula ölümü hadi temenni edin dediğinde bu ne anlamı olacak? Yani bir insan ölümü temenni ettiğinde nasıl bir şey olur? İşte biz buradan görüyoruz ki yani sen öldüğünde kesinlikle gideceğin yeri biliyorsan bu konuda garanti diyorsan senin aslında şöyle yapman lazım. Ya bu dünyada sürekli vakit kaybediyorum yani. Evet, bir an evvel öleyim de bir an önce nimetlerden faydalı. Evet aynen öyle yani bir an önce öleyim. Öldüğümde ne kadar sonra dirilirsem dirileyim sanki yarım saat önce ölmüşüm gibi hissedeceksem Allah'ın hesabı da çok hızlı olacaksa aslında ben öldüğümde cennete de gideceğim kesinse yarım saat sonra cennetteyim ben. Yani dünyanın bir sürü şeyiyle uğraşıyorum, derdiyle, sıkıntısıyla uğraşıyorum demek ama lazım. Bu konuda samimi olmadıklarını yani sadık olmadıklarını ifade eden Kur'an-ı Kerim'de yine ayetlerin devamında diyor ki aslında bunlar hayatı çok severler. Hatta 1000 yıl yaşamak isterler. Şimdi cenneti garanti olduğunu düşünen bir kimse 1000 yıl dünyada yaşamak istemez diyor Allah-u Teala. Hatta bir an önce ölmek ister. Hatta müminler için kullanıyor. Şehit olmak istiyordunuz. Ölümü temenni ediyordunuz. Ali İmran suresindeki şeyini söylüyorsunuz. Dolayısıyla oradaki temenni arka planında bir beklentim var.
nedir? Bir kurgun var, bir düşüncem var. Ben kesin cennetliyim. Biz kesin cennete gideceğiz. Kelime-i şehadet çektik. İyi işler de yapıyoruz. İçki içmiyoruz. Şunu yapmıyoruz. Namaz kılıyoruz. Ben öldüğümde kesin cennetteyim. Böyle mi düşünüyorsun? O zaman bu dünya hırsı neden? Hadi ölümü temenni et. Sürekli bu beklenti içerisinde olsana. Ben senden bunu göremiyorum diyor. Evet, aynen öyle. Hatta hocam şimdi burada hadi temenni, fetemen nevül mevt diye fiil halini kullandı. Direkt ümniye, emaniye ifadesini kullanarak da şöyle bir ayet var. Bakara suresinin 111. ayetinde. Ve kalu len yedhulel cennete illa men kâne huden ev nasara. Şimdi bu bir zan. Yani bu bir iddia. Kul şey gibi. Kul inkânet lökümütte aynı oradaki. İbn-i Millah yazılımdan diyordu ya şeyde 78'de gibi, bunlar evet. Böyle bir zanda bulunuyor. Yani diyorlar ki Allah şey Hüda yani pardon Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremez dediler diyorlar. Rabbimiz ne diyor? Tilke emaniyum. Bu onların ümniyesi. Demek ki ümniye neymiş? Siz kendi kafanızda doğru olduğunu zannederek ortaya sürdüğünüz bir düşünce, bir beklenti. Ya daha doğrusu zanna dayalı olan bir beklenti. Yani beklenti derken de bu beklentinin ne zaman gerçekleşeceğini düşünüyor ötede. Yani tabii. Bir talebi olacak tabii. Demek ki bunun. Yani diyecek ki bizim cennete girmemiz lazım. Hani bugün de yapıyorlar aynı şeyi. Ya işte şuraya girersen, buraya girersen ötede mutlaka cennete gideceksin, kurtaracak şu. Evet. Adamın kafasında böyle bir ümniye var. Evet, Rabbimiz de hatu burhanekum in kuntum sadikin. Yani eğer söylüyorsa böyle bir şeyiniz varsa, bu doğruysa bana bir delil getirin demiş olur. Şimdi az evvel sizin okuduğunuz Ali İmran suresinin, bahsettiğiniz Ali İmran suresinin ayetlerini de okuyalım hocam. Evet. İsterseniz 142-143. Evet. Orada işte em hasibtum en tedhulel cennete ve lemma ya'lemillahu ellezine cahedu minkum ve ya'lemes sabirin. Şimdi Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri bilmeden siz hemen cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yani böyle bir ayrımı Rabbimiz yapacak. Bu imtihandasınız yani. Bunlardan hangisi cennete girecek, hangisi sabırlı değil, hangisi cihad ediyor, hangisi etmiyor bunu tespit edecek. Dolayısıyla bundan önce siz cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz diye demek ki böyle bir düşünceye atıf var. Yine böyle bir zan var ortada. Devamında da diyor ki velakat küntüm temennevnel mevte. Min kabli en telkavhu. Şimdi bunlar şey yapıyorlar. Ölümü temenni ederek aslında savaşa gidiyorlar. Öncesinde, ama öncesinde hani koltuğuna oturmuş, oturuyor her şey güzel. Biz şehit olsak. Bunun hani herkes bunun muhabbetini yapar ya. Evet, evet. Yani ya bir şehit olsak, savaş çıksa da gitsek, şehit olsak ve cennete gitsek. Çünkü iyi bir yoldayız. İyi bir yolda öleceğiz. Kolay bir şey zannediyor yani, tabii bunu da. Yani devamını diyor ki Allah Teala onunla karşılaşmadan yani o ölümle yani ölüm sana o kadar yakın oluyor ki savaşta her an ölebileceğinin farkına varıyorsun. Onunla karşılaşmadan ölümü temenni ediyorsun. Burada da biz bu temenninin çoğu zaman gerçekle karşılaşmadan önceki şeye dayalı. Yani oturduğumuz yerden yaptığımız bir takım düşünceler olduğunu gösteriyor. Zaten gösteriyor. Devamı öyle hocam. Fekad ra'eytumuhu. Onlar gördüler bunu. Evet. Ve entüm tanzurun. Yani gördükleri zaman da böyle baka kalıyorlar. Evet. Öyle bir şey mi bu? Ne yaptık biz şimdi? Evet. Nasıl şehit olacağız? Çok zormuş demiş oluyorlar. Evet. Yani önceden oturduğunuz yerden sizin kafanızda kurguladığınız şey kolay. Tabii Rabbimiz de bunu bir ümniye olarak söylemiş oluyor. Yani bu düşünceleri ya gitsek şehit olsak vesaire bu. Ya şimdi işte bu çok önemli bir şey. Allah-u Teala buradaki o düşünce hakikaten gerçekten samimi bir Müslümandır. Böyle düşünüyor olabilir ama Allah-u Teala bunu bir temenni olarak nitelendiriyor. Evet. Niye temenni olarak nitelendiriyor? Çünkü ya sen böyle düşünüyorsun tamam ama bununla karşılaştığında her şey değişir. Her şey değişebilir. Öte taraftan gerçekten şehit de olursun ama senin bu dünyada yapıp ettiklerin şunlar bunlar hepsi değerlendirilecek. Yani sen oraya ne maksatla gittin, niçin gittin, son anında neler yaptın, kaçarken mi bu iş oldu, şu bu. Bütün arka planında nelerin olacağı belirsiz olduğundan dolayı Allah-u Teala sanki ilk başta masum gibi görünse bile bunu temenni olarak yapıyor. Evet.
Çünkü net bir bilgiye değil, sadece sizin kafanızdaki bir iddiaya, bir düşünceye, bir beklentiye dayanan bir şey. Ve işte bunun belki de bu yönünü, yani çoğu zaman imkansızı istemek, çok zor olanı istemek ve bununla alakalı hiçbir şey yapmamayı ifade eden güzel bir şeyi var. Diyor ki Nisa 32'de وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Mükemmel. Şimdi burada birinizi diğerinize üstün kıldığımız özelliklerinizi temenni etmeyin. Yani bunun böyle bir özelliği var. Belli ki Allah vergisi veya işte farklı gerekçeleri var. Bunun temenni etmeyin. Bu olmaz. Yani bu sadece sizin düşüncenizde olur. Gerçekte olabilecek bir şey değil. Yani insan giderken hayal kurar mesela. Olmayacak hayaller kurar. Şimdi bütün bunlar temenni. Çünkü devamında Allah Teala diyor ki لِرِجَالِ نَصِيبٍ مِنْ مَكْتَسَبِ وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبٍ مِنْ مَكْتَسَبِ. Yani kadın olsun, erkek olsun, Allah Teala hepsine çalıştığının karşılığını verir. Sonra devamında diyor ki وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِ. İşte bakınız burada se'ele ile temenni arasındaki fark. Evet. Eğer sen gerçekten bir şeyi talep ediyorsan onunla alakalı bir şeyler yapman lazım ve Allah'tan da o konuda yardım istemen lazım. Şimdi burada niye temenni edin demiyor da demiyor. İsel ifadesini kullanıyor. Evet. Ne kadar ilginç. Evet. Yani ikisi arasındaki farkı gösteriyor Rabbimiz. İnnallâhe kâne bikum İnnallâhe kâne bütün şeyin alîmâ. Kâne külli şeyin alîmâ. Şimdi dolayısıyla demek ki temenni dediğimiz şey ya da en azından ümniyeyi söyleyelim. Ümniye dediğimiz şey bir düşünceye, bir zanna dayalı beklenti, istek, arzu ifadesini. Yani şu çok önemli Erdem Bey. Hani mesela biraz önce söyledik ya işte vette, erade, seele, iptiga gibi yine isteme manasına gelen kelimeler. Evet, bu kelimelerin hepsinin merkezinde ortak bir şey olarak isteme var ama bu istemenin tarzı, şekli, keyfiyeti, sonucu, öncesi, şusu, busu, işte bu farklı kökten bu kelimelere asıl diğerlerinden ayıran şey işte bunlar. Evet. Bu eklemler olacak. Aynen, yani. Evet. Burada da büyük bir oranda hep öncesinde bir düşüncenin, inancın, beklentinin olduğu bir şeyi ifade ediyor yani. Hatta hocam isterseniz bu şeyden önce nedir onun adı? Hac suresinin 52. ayetini sona bırakalım. Oradaki mevzuyu anlamış oluruz. Meni kelimesinin peki neden buradan geldiğini, neden bu kökten kullanıldığını isterseniz biraz anlamaya çalışalım. Evet, aynen öyle. Yani o hakikaten çok önemli. Necm suresinde min nutfetin izâ tümle var. Vakıa suresinde var. Vakıada efera eytümme tümnün var. Bir de şeyde Kıyamet suresinin 37. ayetinde Elem yekün nutfeten min meniyyi yümna. Yümna, evet. Hatta o kadar ilginç ki min meniyyi yümna. Yani ikisi de aynı kelime. Bir kelime fiil. Yine aynı kökten bir fiille şey yapılmış, nitelendirilmiş. Yümna olan meni. Şimdi bu kelimenin kökünde öncesinde öncesi olan yani bir nevi bagajı olan bir talep var. Ve çoğunlukla da bu bir şeyi ifade ediyor. Yani zanlı ifade ediyor. Evet. Gerçekleşme ihtimali olur olmaz o ayrı. İşte buradan meni kelimesi ne Allah Teala şey yapıyor, kullanıyor. Şimdi bu kelime böyle bir şeye somut bir şeye isim olduğuna göre yani işte bugün Batı dillerinden bize geçmiş haliyle sperm dediğimiz şeye isim olduğuna göre bu kök ile bu ismin verilmesinin o spermdeki bir özelliğe dayanıyor. Olması lazım yani. Yani bir şey söylüyor olması bu, lazım. Bu kelimenin, bu fiilin şeye dönüşmüş, cisme dönüşmüş hali menidir. Meni, evet. O zaman menide nasıl bir özellik var ki? İçinde temenni olsun, arzu, istek, yani bir beklenti olsun. Evet.
ve bir zanna dayalı bir Evet, beklenti evet. olsun. Bu bir düşünce, sadece bir düşünceye dayalı bir Evet, beklenti olsun. evet. Bu bir nasıl böyle bir şey nasıl olabilir? Evet, bununla alakalı şey de bu Bakara suresinin 187. ayetinde "Vebteğû mâ Evet, ketaballâhu işte orada da lekum" iptiga ile arasındaki iptiga farkı ile. görmüş Yani olduk. şimdi Allahü Teala eşlerinizle bir araya gelebilirsiniz Ramazan gecelerinde dedikten sonra "Vebteğû mâ ketaballâhu lekum" yani Allah'ın sizler için yazdığını iptiga edin Evet. diyor. Orada da isteyin diye biz onu Evet, da isteyin diye çeviriyoruz. isteyin. İşte o istenilen ama talep edilen hakkında bir sürü belki hayaller, şunlar bunlar kurulan ama sonu itibariyle neye varacağı, nereye işin döneceğini sadece Allah'ın bildiği Bildiği, bir evet, durumda olmayabilir. Sizin olmayabilir. isteğiniz olmayabilir. Şimdi iptigayı daha önce işlemiştik programımızda ve dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaklar ya da en azından o videoyu izleyerek hatırlayabilirler. İptiga da bir isteme, fakat buradaki fark şu: sizin bir eylemle Evet. ortaya koyduğunuz isteme. Yani bir şey yapıyorsunuz, o yaptığınız şey belli bir hedefe yönelik olduğu için tamam diyorsunuz. Bu adam bu yaptığına bakarsak şunu istiyor. Yani mesela işte arabaya binen bir kişinin bir yere gitmek istemesi gibi. Yani bir iş yaparak isteğinizi belirliyorsunuz. İptiga bu. Oysa temenni dediğimiz şey, böyle bir fiile gerek yok. Sadece bir düşünceye dayanarak beklemenizi, Evet. istemeniz bir şey. İşte meni kelimesi de buradan belki hareketle sperm kelimesi, yani sizin bir beklentiyle ortaya koyduğunuz bir şey ve o kendisi de, o biz biliyoruz ki menideki hücrelerdi. Sadece küçük veya büyük Allah-u Teala'nın öngöreceği, bilebileceği bir ihtimalle bir Evet. hedefe doğru, Evet. bir temenniyle Evet. gidiyorlar. Olur Yani olmaz, bunu bilmiyoruz. zaten Allah-u Teala'nın kudretinin delillerinden olarak Kur'an-ı Kerim'de hep bu kullanılıyor. Yani o Evet. sudan bütün bu işleri Yaratması. nasıl yaratması. Sen onu yaptıktan sonra geri kalan binlerce şeyi o Evet, düzenliyor. aynen öyle. Hatta işte şeyde ve ennehu Halep ben şeydi. halaka Zekera vel ünsa. zevceyni ve zekere vel ünsa dedikten sonra Nutfetin minutfetin insan. izatümna. Öyle bir nutfe ki Evet, yani tüm tüm imna edilmiş mi diyelim? evet İmna imna edilmiş edilmiş. bir Çünkü nutfe. bir düşünce, bir hayal, bir beklentiyle başlatılmış Başlatılmış bir nutfe. Yani nutfe. nutfe dediğimizde döllenmiş yumurta, zigot. Senin bu işteki tek dahlin sadece temennindir. Temenni. Geri kalan her şeyi o yapıyor Mükemmel bir şey hocam, yani. Yani hakikaten. meni senin için meni sadece bu ama arka planındaki binlerce milyonlarca işlemi hepsini Allah gerçekleştiriyor. Meniyle kullanıldığı da ayet de öyle hocam zaten. Elem yekun nutfeten. Min Gözlerim meni görmediği yani. için min meniyin yumna. Yani orada da o bir imna edilmiş meniden bir nutfe değil miydi diyor. Ya işte bu meninin bir nevi tekidi yani min meni yümne. Yani arkasında sizin hayallerinizin, beklentilerinizin olan bir beklenti. Evet. Bir beklenti. Hatta meninin kendisi bile gittiği hedefte bir sonuç alıp almayacağını bilmiyor. Ama Rabbimiz öyle kurduğu için Evet. onu, yani öyle kurulmuş diyebiliriz, hatta güdümlenmiş. Evet. Belli bir yöne doğru, belli bir hedefe doğru gidiyor. Hatta biz biliyoruz ki işte trilyonlarca hücreden Evet. veya milyonlarca hücreden bir tanesi belki gerçekleştiriyor, belki gerçekleştirmiyor bebek olma ihtimali. İşte o yüzden de bu kelimeye isim Evet. olmuş. İnanılmaz bir şey. Yani Evet. işte Kur'an'ın hep söylüyoruz, boşluksuz olması, hiçbir insanın yorumuna izin vermiyor olması, kelimeleri birbirlerinden farklı kullanmasının mutlaka bir sebebe binaen olmasının özelliklerini biz her kelimede görüyoruz. Aynen öyle. Şimdi peki hocam, o halde biz Hac suresinin 52. ayetine dönelim. Yani asıl ümniye kelimesini, temenni ifadesini neden çalıştık? Neden bu konuyu ele aldık? Hac suresinin 52. ayetini daha iyi anlayabilirim diye. Neden? Çünkü nesih kavramına orada bir update etme, bir güncelleme manası vermiştik. Ve bu ayeti ve devamındaki ayetleri okurken de bunun tasdik ilişkisi, kitapların birbirlerini tasdik etmesiyle ilişkili olması gerektiğini söylemiştik. Yani orada bahsedilen şey, hiçbir nebi veya Resul senden önce böyle bir kimse olmamıştır ki biz onlara şey yaptığımızda, onları gönderdikten sonra onlara etraflarındaki şeytan insanlar bir
onların beklentilerine bir şey atması. Yani demek ki Nebi ve Resul bir ümniye içerisine giriyor. Evet. Herhangi bir evet. konuda. Yani beklediği bir şey var. Doğru. Demek ki biz buradan bunu anlamalıyız. Ayet nasıldı? Ve ma erselna min kablike min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna. Şimdi temenni ediyor. Nasıl anlıyoruz hocam bunu? İsterseniz siz devam edin. Evet, yani bu temenni, bu şu ana kadar geldiğimiz hep arka planda bir takım düşünceler. Kurguların olduğu bir şey. Bir beklentiye giriyorsunuz, bir talep ediyorsunuz. İşte gönderilen bütün Resul ve Nebiler bir böylesi bir beklentiye, böylesi bir talebe girdiklerinde, talepte bulunduklarında şeytan onların o ümniyesine, bakın evet. temenni ettiği şeyin de ümniye olduğunu söylüyor. Evet. Yani bir şey temenni ediyorsunuz. Ümniyeye de demiştik ki biz, yani bir sizin bir kurgunuz var ortada. Şimdi ayet olsa, kesin bir Allah'ın hükmü olsa böyle bir şey için ümniye demez. Evet, tabii ki. Demek ki bu insani yönü çok daha ağır basan bir beklentiyi ifade ediyor. Ya da o zamana kadar gelmiş ayetlerden bu işin sonu şuraya gidiyor, evet, gidiyor. Diyor. Yani bir insan olarak bir nebi, bir resul bunu söyler. Evet, evet, aynen öyle. İşte böyle bir şey yaptığınızda şeytan o sizin o beklentinizin, o talebinizin, o kurgunuzun içerisine bir şeyler katıyor. Bir şey katıyor. Evet. Belki onu işte yönlendiriyor. Belki o beklentinin yanlış bir yola girmesine sebebiyet veriyor ve siz o şekilde belki onu şey yapıyorsunuz, evet, kafanızda evet. kurguluyorsunuz. Hatta buradaki şeytanı biz insan şeytanı, tabii, yani tabii, nebimizin tabii. O dönemde ya da nebilerin tabii. bulundukları dönemde etraflarındaki ellerinde kitap tabii, olan tabii, kişiler olarak tabii, da anlarsak tabii. bu adamlar şunu söylüyorlar. Sen böyle düşünüyorsun, evet bu işin buraya varacağını düşünüyorsun elindeki bir takım şeylerle veya kafandaki düşüncelerle ama öyle bak değil. Bizim kitabımız öyle evet. değil. Bizim kitabımızda bu konuda şu 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 evet. hükümler var diyerek bu tasdik ilişkisini ortadan kaldırmaya çalışıyor veya hani nebinin işte ümmiyesine bir şey atıyor. Evet. O bir şüphe olabilir, bir korku olabilir, her neyse ne. Ama bunu atıyor. Sonra Rabbimiz bunu nesh. İşte orada fensehullah ifadesi Allah'ın nesh etmesi. Şimdi. Neyi nesh ediyor hocam? O şeyi ilka edilen şeyi. Yani şeytan şeytanın dediğimiz, bu söylediklerini nesh ediyor. Nesh Neydi nesh verdiğimiz? Şimdi nesh verdiğimiz mana bizim ne? Güncellemeyi. Evet. Bir şeyin güncellenmesi. Bu buradaki öncesini temenni ile ifade etmesinden hareketle biz bunun hayırlısıyla bir güncelleme olduğunu anlamış olduk. Aksi takdirde misliyle bir güncelleme olsaydı öncesi için muhtemelen ümniye demezdi. Demezdi tabii ki. Tabii. Demek ki bir şey var, bir beklenti var. O beklenti üzerinde yürünüyor ve onunla alakalı bir takım şeylerde kafa karışıklıkları yaşatılıyor. Ama Allah-u Teala o konuyla ilgili yok bak. O hüküm değil. Şu diyerek zaten devamında yuhkimullahu ayati ayetlerini ihkam ediyor. Yani aslında burada belki de Nebi'nin ümniyesini doğrulamış oluyor Allah-u Teala. Yani sen böyle bir beklenti içerisindeydin. O adamlar senin bu beklentini çürütmeye çalıştı. Evet. Ama al işte ben senin beklentini tekrar ortaya çıkartıyorum. Evet. Senin isteğin yerine geliyor. Evet. Doğru bir çıkarım yapmışsın evet. diyerek ayetlerini ihkam etmiş olabilir. Yani böyle evet. olması evet. gerekir. Evet. Veya diye. En azından ötekilerin bir şeyler karıştırdıkları şey Allah'ın hükmü değil yani. Evet. Bunu anlıyoruz. Çünkü onun için ümniye diyor. Yani. Evet aynen öyle. Onun için ümniye diyor. O zaman hocam Hac suresinde bu şekilde anlamış olduk. Zaten devamındaki ayetlerde işte geçen programda da değinmiştik. Müddessir suresindeki ayetlerle o çok örtüşen ifadeler vardı. Hac suresinin 52. ayeti. Hac suresinin 52 ve devamın ayetleri. Dolayısıyla burada meselenin kitaplar arası ilişkiyle ilgili olması gerektiğini biz burada görmüştük. Ekleyeceğimiz, eksik bıraktığımız bir şey var mı hocam? Yani en azından bizim bu kelimeyle alakalı bizde şu ana kadar ayetlerden hareketle oluşan kanaat bu. Evet. Bunlar muhtemelen tavsiye edilecek yanları vardır, geliştirilecek tabii yanları ki, vardır. Ama bir başlangıç olması açısından geçen programda Hac 52'yi okuyunca bu kelime dikkatimizi çekti ve en azından bizim için yeni bir takım şeyler çıkmış oldu yani. Evet yani bir tek okumadığımız herhalde bu Hadid suresinin 14. ayetindeki ifadeler kaldı. Orada da bir ve garrat humul emaniyyu ifadesi var. Yani ümniyeleri onları aldattı diye. Hatta ca emrullahi ve garrakum billahi garrur.
Yani burada da zaten kendilerinin yaptıkları bir kurgu, işte bu yukarıda anlatıldığıyla görürsek münafıklardan bahsediyor Rabbimiz. Münafık erkek ve kadınlardan. Bunların kendi kafalarında oluşturdukları bir düşüncenin kendilerine aldattığını, bunun kurbanı olduklarını zaten iki ayeti 12 ve şey 13 ve 14'te okuduğumuzda anlayabiliriz. Zaten Bakara suresinde, Ali İmran suresinde o filan Oralarda. okumuştuk. Orada hakikaten adamlar ahiretle alakalı bir takım kurguları Kurguları. şey yapıyorlar. Allah Teala da siz bu şekilde devam edin. Bu şeytan sizi işte bu ümniyelerle, bu kurgularla aldatıyor diyor. Demiş oluyor. Evet, değerli izleyiciler, bugün de ümniye kavramını ele almaya çalıştık ve Kur'an'da geçen meneye kökünden kelimeleri geçtiği ayetleri irdeleyerek öğrenmeye Rabbimizden çalıştık. Vardığımız neticede buradaki istek ya da beklenti dediğimiz şeyin aslında temelinin bir zanla, bir düşünceye, kişisel bir kurguya dayandığı için bu kelimeyle ifade edildiğini, isteğin diğer isteklerden böyle ayrıldığını tespit etmiş olduk. Rabbimize şükürler edelim. Bir sonraki programda yeni bir kavramla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.